Değerli arkadaşlar, şimdi söz sırası İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'da. Buyurun Sayın Bayır. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1929'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle kurulan Türkiye Ekonomik Kurumu, yerli malların kullanımını teşvik ve tasarrufu özendirmek amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında yerli mal haftası kutlanması talimatını vermiştir. Yerli üretimi bırakıp ithal çılgınlığı yaşadığımız AKP hükümetleri boyunca ekonominin can çekiştiğini hep birlikte gördük. İthal mal çılgınlığı tavan yaptı. İşsizlik de buna paralel yükselmeye devam etti. Yerli üretim ve tüketim dengelerini eğer bir devlet politikası haline getirmezsek bizi bekleyen tehlikeleri bertaraf edemeyiz. Yerli malı kullanımı bir cumhuriyet değeridir. Üretmeyen, yerli malına önem vermeyen bir toplum sömürülen bir toplum haline gelir. Bu acı tehlikeyi görerek Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardaki gibi yerli üretimi tekrardan canlandırmaya, sahip çıkmaya, üreteni ve üreticiyi korumaya davet ediyorum sizleri. Unutulmamalıdır ki 869 barkodlu tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir. Yerli malı haftasının unutulmaması ve yaşatılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli malı haftasının önemini anlaşılması ve daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşa kemer sık demek yerine bence saraydan başlayalım kemere sıkmaya diyorum ve elimde getirdiğim kumbarayı saraydaki şahsa göndermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yardımına hediye ederek oradan başlayalım kemer sıkmaya, oradan. Tasarrufa saraydan başlayalım. Bizim çocukluğumuzda tasarruf bize bu kumbaralarla öğretildi. Tütün reçberi bir ailenin çocuğu olarak yetişip bir sanayici ve iş adamı olduysam tutum haftasında öğrendiğim bu kumbara sayesinde öğrendim. Oturduğun yerden cevap veremezsin bana. Ona yetmez attığın gücün. Bu kumbarayı Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum ve diyorum ki bırak artık uçak almayı. Bırak artık otomobil almayı. Bırak artık saray yapmayı. Biraz tasarruf yap, tasarruf diyorum. Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığı ve toplumsal refah düzeyini arttırmanın yolu küresel rekabet gücünden geçmektedir. Rekabet üstünlüğünün temel belirleyicisi bilgi üretip teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmekten geçer. Konumuza gelince elektrik en pahalı kaynak alan doğalgazdan elde edilmektedir. Yerli doğalgaz kaynaklarının ruhsatları ne yazık ki yabancılara devredilmiştir. Doğalgaz ithal edilmektedir. Hem de en pahalı bir şekilde. Birçok konuda olduğu gibi enerji konusunda da dışa bağımlı olduğumuzu unutmamak gerekli. En pahalı ithal doğalgazla elde edilmeye çalışılan elektriğin üretimi de dağıtımı da özelleştirilmiş ve böylece zaten yüksek olan maliyetlere sayaç okuma gibi, kayıp kaçak elektrik gibi eklemeler yaparak vatandaş faturasını ödeyemez hale getirilmiştir. Elektrik ve doğalgazın fiyatları serbest piyasaya bırakılmış ve her türlü dalgalanmalara ve şoklara açık hale getirilmiştir. Bu kadar yanlıştan elbette ki bir doğrunun çıkması mümkün değildir. Bu nedenle vatandaş elektrik faturasını ödeyememektedir. Bakın, sanayinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de enerji girdi fiyatlarının yüksek olmasıdır. Sanayici elektriğe ödediği son %40'lık zamlarla ihracat yapamaz haldedir. İhracatta rekabet edemez hale gelmiştir. Bunun en doğal örneği de Burdur'daki mermer üreticilerinden görebilirsiniz. Son 4 yıl içerisinde kayıp kaçak elektrik adına sanayicilerin faturalarına eklenen ilaveleri gelin teklif edelim, diyelim ki yeni yatırım yapın, işsizler daha azalsın, çoğalmasın işsizlik. Yeni yapılan yatırımlarda bunu belgeleyin, kayıp kaçak bedelinin yarısını alalım deyin, işsizlere yeni fabrikalar açalım, bunu yapalım, gelin birlikte yapalım.
Bu noktada AKP'nin kaçak elektrikle yeterli mücadele yaptığını ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir anlayış var. Kayıp kaçak elektriği kullananlardan tahsil edemediği parayı nasılsa faturasını ödeyen namuslu dürüst vatandaşa ekliyor. E canım çok önemli değil bu kayıp kaçak elektrik. Kaçak elektrik kullananı takip etmeyelim. Bu yanlış bir anlayıştır. Bu güdük bir anlayıştır. Kayıp kaçak kullanan kişiden bu paranın alınması lazımdır. Sayın Başkan. Tamamlayalım. Lütfen. Bu anlamda halka rağmen halk için politika yapılmaz. Gerçek enerji politikaları ancak üretenlerin yönetimde söz ve yetki sahibi olduğu düzende gerçekleşebilir. Son olarak bu bütçe yoksula, çiftçiye, işçiye, memura, öğrenciye, emekliye, üreten sanayiciye, esnafa bir şey vermiyor. Bu bütçe saray bütçesidir. Halkı yok sayan bu bütçeyi biz de yok sayıyoruz ve bu yüzden bu bütçeye hayır diyoruz. Buyurun Sayın Duran. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sayın Hatip'in ifade ettiği gibi değil, tam aksine bu bütçe tam bir tasarruf bütçesidir Sayın Başkan. Bu tasarruf bütçesiyle ilgili asla çiftçinin, emeklinin, memurun, işçinin değil, genel düzenlemelerle ilgili tasarruf taraf vardır. Halkımız zaten bunu 2019 yılında görmeye başlayacak. Tam da dediği gibi tasarruf bütçesi. Onun dışında ısrarla Sayın Hatip uçak almayacağız diye sözde her gün yapılan espri bir daha yapmaya çalıştı. Bakın Sayın Başkan, o uçak almış bir uçak değil. O uçakla ilgili sanki Cumhurbaşkanımızınmış gibi daramak da zor değil. O uçak Cumhurbaşkanı'nın değil, Cumhurbaşkanı makamının uçağıdır. Çok çalışsınlar, kazansınlar, isterlerse uçağı iade etsinler, isterlerse satsınlar, isterlerse kullansınlar. Çalışın, sizin de olsun Sayın Başkan. Yani oranın olsun. Sayın Özkoç, buyurun. Sadece kayıtlara geçtin diye söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı Cumhurbaşkanı'nın nasıl ağırlandığı, nasıl hangi uçakla gittiği eğer bununla eş değerse Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü kendi Cumhurbaşkanı'na uçak da alır, otomobil de alır, ne gerekirse onu yapar. Ama Türkiye Cumhuriyeti hiçbir devlete muhtaç değildir. Eğer bugün muhtaç hale getirildiyse ve onlardan bu kabul ediliyor haldeyse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı değil, itibarsızlığıdır. Kayıtlara geçiyorum.